Yüzümüzü güldüren, gururlandıran Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu ilk röportajını Bloomberg HT'ye verdi. Ödülü aldıktan sonra hayatında neler değişti? ABD seçimleriyle ilgili acaba ne düşünüyor? Dünyayı en çok zorlayacak sorunlar ne? Ve Türkiye'nin geleceğini acaba her şeyden öte nasıl görüyor? İşte Acemoğlu'nun tüm bu sorulara yanıtları. Ödülü aldığımda aslında Atina'daydım. Hiç beklemediğim bir anda böyle bir haber geldi. Bir sürpriz. O haber Nobel Ekonomi Ödülünü aldığının haberiydi. Daron Acemoğlu ilk röportajını Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'e verdi. Çok büyük bir onur, çok rüya gibi bir şey. Ama hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hala da aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde zaferini ilan eden Trump nedeniyle dünyayı bekleyenleri değerlendirdi. Trump 2.0 dönemi çok daha büyük bir tehlike. Trump çok daha agresif. Onu durduracak içeriden bir güç yok artık ilk dönemde olduğu gibi. Bu çok büyük bir tehlike Amerikan demokrasisi için. Önümüzde büyük bir belirsizlik çağı var. Amerika'nın kurumları dünya ekonomisini etkiliyor. Orta Doğu'yu etkileyecek. Türkiye gibi ülkelerin hangi sektörlere de çalışacağını, ne bir türlü belirsizliklerle tabi olacaklarını ve nasıl bir barış sistemini kurabilmemiz, bunların hepsi soru işareti şu anda. İklim değişikliği, pandemiler, yaşlanan nüfus, yapay zeka. Daron Acemoğlu tüm dünya için bu sorunlara işaret etti. Türkiye'de kurumların güçlendirilmesi ve teknolojiye yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Teknolojiye yeterince yatırımda bulunmuyoruz. Problem şu ki önümüzdeki pencere kapanmak üzere. Pencereyi eğer kaybedersek ve yeni bir atılımda bulunmazsak bu pencere açıkken o zaman durum çok daha kötü olur. Birincisi yapay zeka hazır değil. Türkiye insanı hazır değil buna. Eğitime çok daha fazla önem vermemiz lazım. İlkokuldan başlaması lazım. Daron Acemoğlu Türkiye'nin gelecek 10 yılını değerlendirdi. Gelecek 10 sene Türkiye için çok önemli. 3 sene 4 sene derseniz Türkiye'de büyük bir değişim beklemiyorum. Çünkü şu anda Türkiye bu değişimlere hazır değil. Bilime açık bir hale gelmemiz lazım. Özellikle eğitim sisteminde ama toplum olarak yapay zekaya çok daha fazla önem vermemiz lazım. Ve şirketlere desteklememiz lazım ki insanlara ve teknolojiye yatırımda bulunabilsinler. Bunların hepsinin başında kurumlarımızın kuvvetlenmesi lazım.